Ya inanılmazsın, yemin ediyorum. Ben böyle bir ara çok ilgilendim falan ama çok beceremedim yani. Çok zor bir enstrüman. Ama sen inanılmazsın o konuda. Yükünü alayım mı? Çok teşekkür ederim. Ellerin dert görmesin. Çok teşekkür ederim bizimle bu içtenlikle paylaştığın için bu anı. Sen de challenge'ı kazanmış oldun aslında. Evet ama şöyle bir gerçeğim de var benim. Üstü şenlendirici sağ olsun bana klarnetle ilgili bir challenge verdi. Dedi ki işte bir hafta içerisinde Hatıran Yeter şarkısını çalabilirsen eğer sana konuk olacağım ve sohbet edeceğiz, müzik yapacağız falan demişti. 4 hafta önce. Abi çok zor ya. Çok zor ya. O başka bir şey. O başka bir Hala şey. Hala garip sesler çıkarıyorum. Çocuklarımla aram açıldı ya. Garip garip böyle bir yaratık gibi bir şeyler çıkıyor yani falan şeyin içinden. Yani o diyafram hani... Uf, onu çalıştırmak çok zor bir şey. Aynen gerçekten öyle. Sen inanılmaz bir diyafram zaten çalışmışsın. Onu bir seyredelim mi? Hı? Bak bak. O ne acaba? Hüner bitmiyor ki kızda. Anam böyle bir şey olamaz ya. Aa, ne? Ama anadan babadan atadan öyleler ya onlar. İnanılmaz. Yani bu su ile ilgili. Yayınlamayalım değil mi onu? Yayınlamıyoruz onu değil mi? Su ve teresini. O ne ya? Su video Atiye. O ne acaba? Ya, ispiyonladı bizi. İnanılır gibi değil. Su bir dakika. Büyük bir sürprizimiz vardı. Suyla ilgili ne yaptım ki ben? Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir göbek şov yapmışsın. Nerede? Ya bu hatırlamıyorum ayağı da beni benden alıyor. Bir dakika. Pet şişeyi başına koymuşsun bacım. Ha, tamam. Tamam mı? O challenge işte. Tamam. Benden gördün sen onu, beni kopyaladın. Tamam, burada denesek yapabilir misin? Yaparım. Vallahi mi? E orada da öyle Halil, gelişti. O zaman top sende kral. Ama yani düşebilir. Tamam. Ben o kadar da güvenmiyorum ki o konuda kendime. Çok şuradan pet şişeyi versene bana. Artık. Bir tanesi temiz bak. geldim. O zaman sen de yapacaksın. Beraber. Tamam denerim, ver bana öbürünü beraber daha. Beraber. İsmail hocam. Üstüne oturduğunu mu verdin İsmail hocam? Temizliğini sana vereyim, gel. Tamam, ben şimdi bir trik yapacağım. Ne yapıyorsun? Biraz içeceğim. Ben de içeyim. Bir bildiği vardır herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Beni çekme. Durmuyor kafamda. Ben tutayım mı? Tam oluyor değil mi? Ya rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ya kurban olayım, daha ne yapasın ya? Bu kadar. Daha ne yapasın, yanılır gibi değil ya. Vay arkadaş, çok eğlendim. Ben şöyle pratik bir şey yapmıştım ama. Aa işte bu çok iyi. Evet. Vallahi. Aa bu çok iyi. Bunu istediğin gibi oynayabiliyorsun ha. Yemin ederim bak. Senin şu hareketine çok takıldım ben. Hangi yere çökme şeyi? Sürekli Meltem'e kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Arkadan böyle bir Meltem, başaracaksın. Ama benimki çok acayip duruyor. Ama ben, o pantolonla da çok zor. Yani ne gücü bu ki? Çok acayip ya. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Meltem, var mı böyle hünerlerin? Nasıl? Yani darbuka çalmak, başında pet şişeyle dans etmek falan gibi. Hiç kendini sınadığın anlar olmuş mudur? Yo. Yani şey, dans etmeyi seviyorum ama öyle yok pet şişe koyayım da dans edeyim diye bir şey hiç gelmedi aklıma. Tabii yani. Ama işte o bir şey ya, iddia meselesi ya. Hani onu alıp kendini bir yere taşıyıp bir yere koymak, üzerine her defasında sınayıp yenisini yapmaya çalışmak meselesi vardır ya. Benim öyle bir obsesyonum var aslında. Bir şeye takılıyorum. Bir şeyi öğrenmekle ilgili durumda genelde çalışıyor o bende. Önce bir bakıyorum, böyle merakımı cezbediyor. Sonra ilgilenmeye başlıyorum. Sonra deli gibi onunla ilgili o eşiği geçene kadar uğraşıyorum onunla. İşte bu bir enstrüman oluyor ya da bir ne bileyim, bir el işçiliği gerektiren bir şey oluyor falan.
bir eşiği var yani. Onun nasıl yapıldığını mutlak surette çözmek gibi bir derdim var. Öyle oluyor musunuz siz de? Ben el işçiliği denedim. Ama sabırım olmadığı için hiçbir zaman beceremedim. Dans konusunda da samba bizim milli dansımız. Bize biraz samba yapsana ya. Ay işte o öyle bir şey yapıyorum ama çok kıvırıyorlar. Ben de her zaman böyle ne zaman yapmaya çalışsam odun gibi duruyorsun falan diyorlardı. Onun gibi, odun gibi. Odun gibi yani. Hadi oradan be. Kıvıramıyorsun falan diyorlardı. O yüzden böyle şey sadece ayaklarda böyle şey yapmaya çalışıyorum. Satmaya çalışıyorum samba. Bir şey değil mi? Yöresel dansınız aslında samba. Evet samba yani öyle. Bir figür göstersen onu da yapmaya çalışayım. Bugün artık iyice dibine vurdum ben zaten. Ayaklarından biliyorum. Kariyerime sadece. Ya dansöz olarak devam edeceğim ya da Allah muhafaza yani. Nasıl gidecek bilmiyorum ben de. Bir ayaklarda. Gelsene. Tek şey... O da futbol oynamak gibi bir şey. Şey yapıyorsun. Şimdi Jessica diyor ya, futbol oynadım diyor ya, hep şeyi sorasın, hangi kanatta oynuyordun falan. Sol kanat mı, sağ açık mı diye. Nasıl bir hareket göstersene. Futbol oynamak gibi bir şey. Top vuruyormuşsun gibi düşün. Böyle bir şey. Abi bizde topu Allah böyle yaralan falan. Ya tabii ki bu kıvırması var işte. Onları beceremediğim için bir tek ayaklarda. Yapabilirsin işte böyle. Bence gayet de beceriyorsun. Samba bir ritim gelsenize. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gayet de zarif oynuyorsun bu arada. Gerçekten tebrik ederim. Evet evet çok güzel. Çok futboldan güzel, çok en azından ürtüyorum biraz. Yani futbol topuna vurar gibi, vurur gibi, vurar gibi. Vurur gibi dediğin çok acayip yani. Hani futbol böyle topuna böyle evet, yani şu hareketler gibi falan var futbolda ama bu samba böyle mi oluyor? Evet ya hızlı yaptığın şey zaman düşün. Aynı şey işte. Bize bir şarkı söylesene. Hadi söyleyeyim.